sıkı takip ediyorum sizi. Biliyor musunuz? Tabii tabii Twitter. Zaten bizim buradayız Twitter. Tabii sıkı gerçekten duruşunuz çoluşuna gidiyor. Sağ olun, sağ olun. Yani içeri günlerine kadar kötü yani. Dışarıdığımız içeri. Hangi sektördeyiz? Ben işsizim ya. Diplomalı yazıcılık yapıyorum. İlyas Salman tabiriyle. Eyvallah. Ya öyle işte. Hayırlısı. Yani ama durum oldukça kötüye gidiyor değil mi? Yani kötü kötü yani çukur altta kötü de değil. Kötü yeri de bir çukurda yaşıyor. Seviye eksidi. Aynen abi eksidi yani. Evet. İyi değil. Yani başlayamaz gitti. Kritik. Her ürün, şeye zam geldi. Ürünler arttı. Öyle. Maalesef. Nerede hangi sektördeyiz? Ben eğitim sektöründeyim ama şu an çalışmıyorum. Hayır. 85 verdim kuzu yerine. Tuttum 85'ten kuzu yerine kuzu ben aldım. İkisi yok. Yani bıktım ya adamlar bak. Ne anladın bu işten diyorsun? Oldu çok büyük. Neyse herkes yakın. Şasırı zaman. Hani şahı bir tarafa bıraktık hani içeri gülüyorum yani biraz zarar etmeyelim. Yani elektrik de sen. Kazandık da fabrika gibi. Bir elektrik mesela zam gelmiş. Size katlamalı elektrik verecekler. Yani size de bayağı geliyor değil mi elektrik? Tabii daha geliyor, 2,5 geliyor. Yazın her ne kadar gelir bilmeyiz. Herhalde yazın 5-6 gelir. Zamanda 4-5. Zamandan sonra 5-6 gelir. Yani elektrik zamı valla esnafı mahvedecek. Aynen. Gerçekten. Bir de mazota, aynen, petrole. Aynen. Bunlar hepsi mazot da taşınıyor. Tam poşet buraya geliyor. Poşet. Poşet 2,5 katı var. Vallahi katı. Dolabı yaptırdık, dolar var. Şey yürüyor, yani, dolar var. Evet. Adam dolarla çarptı. 7-8 lira poşet şu an. Bu. Bak inan var ya kaç lira. Şu ya. Baskılı poşet. Önceden şu kaçtı. 2 ay önce ne kadardı? Ya 13-14 liraydı mesela. Bu 250, bu 250 liraydı, şu an 650 lira. 650 lira streçler. 650 lira. 650 lira. Tamam. Yani şimdi bu. Peki. Yani şöyle düşünsek şuradayız. Bence. Maalesef halbuki yani. Valla biz bütün bunların iktidarın maalesef ki kötü yönetiminden kaynaklandığını düşünüyoruz. Ülkeyi bu hale getirdiler yani. O olacak bir ülke değildi ama maalesef bu hale düştük. O yüzden bir iktidar değişikliği, bir seçim olması gerekiyor. Bunun için de mitingler yapıyoruz. Bu pazar günü Gebze'de bir mitingimiz olacak. Pervin Başkanımız gelecek. Sanatçılarımız olacak. Halk sesini duyuracak. Hoş. Yani kimlik, siyasi görüşü ayırt etmek sizin. Ya yeter artık. Bu ekonomik sıkıntılara hayır diyecek bir mitingimiz olacak. Sizleri de bekleriz. Peki. 400 lira yuvarı gibi. Her ay 400 lira intibak olmadığı için. Abi canım. Bir de şöyle var. 2000 senesinden sonra. 2000'den önceki. Her ay. Sonrakilerine verilmedi. Verilmedi abi, evet. Tamam, onu evet. Ama bilmiyorum, gündeme getirebilirseniz. Tamam. Bir de tamam. Şu elektriğe ve şeye, doğalgaza zam yapıldı ya. Evet. Şimdi biz harcayıp da ödüyoruz. Evet. Açıklama, bay zamlı mı vereceğiz yoksa Ocak ayını mı vereceğiz? Onun ilgisi var mı? Açıklamadan sonraki dönemi kapsayacak sanırım. He. Yani birinden sonra karar alındı, o zaman Ocak ayını ödeyeceğiz. Öyle değil mi? Tabii. Hayırlısı olsun. Çok zamlar geldi değil mi? Yani. Vallahi çalışıyoruz, emekliyiz ama çalışıyoruz. Evet. Nerede çalışıyorsun? Çıkıyor sana. Yetmiyor şöyle, değil mi? Ya. Yetmiyor hocam. Benim emekli maaşım 2600 lira. Şimdi geldi zam herhalde 3000 küsur olmuş diye söylüyor arkadaşlar. Ben hesaplamıyorum. Hesaplasan ne olur? Hesaplasan bir şey olmuyor. Peki. İçin bizi birbirimize düşmanız. Evet, tabanda anlaşmanın olması biz çok zor değil. Biz bir noktada anlaşıyoruz. Biz yani oturup konuşuruz. Ve birbirimize yaklaşırız. Bu çok zor bir şey değil. Önemli olan konuşabilmek, başkasını hissedebilmek. Yani empati yapmak. Çay isteyeceğiz. Var mı çay? Zaman milletler çünkü başladık böyle dönüyoruz. İki dakika birbirimizi dinlediğimiz zaman biz birbirimizin sıkıntılarını, sorunlarını daha iyi anlıyoruz. Bunu yapmadan da klişe laflarla yaklaşmak çok doğru olmuyor Sabit abi.
Yani birbirimizi anlamak lazım. Neden sıkıntılar yaşadık? Ben kadar geçti çok seviyorum. Evet. Bak, ben kadar geçti çok seviyorum. Tek başına mı? Emekler çok zor. Çekeyim. Çeksin emekler çok zor. Çekeyim. İşiniz çok zor vallahi. Ne olacak? Emekliler ne yapacak? Bilmem. Aslında bir şeye atmışlar emeklileri. Boş ver olsun gitsinler. Değil mi? Valla yani emeklilerin durumunu biz mecliste çok gündem ettik. Emekli derneklerini, sendikalarını ziyaret ettik. Emeklilerin durumunu biliyoruz. Çok sıkıntıda olduğunu, çok seslerini çıkaramadıklarını. Yani böyle bu kadar hizmetten sonra maalesef ki bir vefasızlığa uğradıklarını ifade ediyoruz. Yani bir çocuk okutan var, kirada oturan var. Biz çok şükür biz iyiyiz. Ben kendi adıma demedim bunlardan. Çocuk okutanlar var, kirada oturanlar var. Sıkıntıda olan çok şey. Çocuğumuz kirada, 1,5 milyar kirası var. Asgari ücretine maaş var. Okulundan çocuğu var. Bir de çocuk torun bakıyorsunuz o emekli maaşıyla değil mi? Bizlerin evi çocuğumuzun üzerinde olmadığı sürece çocuğumuzun yaşama şansı yok. Allah hayır dersin. Çalışmalarımızda başarılar diliyorum.